dünyanın bilinmeyen bir köşesine gitsek, bir de baksak ki orada gökten yağmur yerine donat yağıyor. Nasıl karşılarız? Gözlerimize inanmayız, mümkün değil deriz. Sonra bunun gerçek olduğunu anlarsak açıklamak için bir yol ararız. O gün bazı bilim insanları şunları söyleyebilir. Bazı su birikintilerinde sular buharlaşırken karbonhidrat molekülleri de buharlaşıyor. Sabah güneş doğduğunda fotosentez yapıp glikoz üretiyor. Ve güneş ışığında büyüteç etkisiyle donatlar pişiyor. Ortamdaki aerosolların içeriklerine göre de üstlerinde renkli beneklenmeler oluyor. Bilimsel gibi görünen hayali açıklamalar. Peki bu donatlar gökten değil de yerden çıksaydı? Benim bir meyve bahçem olsa, bir sabah bahçeme gittiğimde elma ağacında elma yerine donatlar görsem ne düşünürüm? Bu bir mucize derim. Eğer gerçekten bir donat ağacı olsaydı, insanlar bunu nasıl karşılardı? Diğer meyvelerden farklı olduğunu düşünmezdik. Harika olarak kabul etmezdik. Çünkü diğer meyvelerin donattan farkı yok. Hatta bir donattaki sanat ve emek, bir elma veya portakaldaki sanatın yanında hiçbir şey. Önce ambalajlamadan bahsedelim. Bunlar farklı meyve kabukları. Her birinin yapısı bir sanat eseri. Her kutudan, her meyveden o meyvenin özgün kokusu yayılıyor. Koruyucu izolasyon katmanları. Hindistan cevizi. Aşırı sert bir kabuğu var. Nasıl açılıyor? Bu meyve konservelerinin açılması için özel bir sistem var. Her yanı metal kaplı. Bu çizgide metal tabaka zayıflatılmış. Şöyle yaptığımda kolayca açılıyor. Bunun gibi Hindistan cevizi imal edilirken 3 zayıf nokta bırakılmış. Şu nokta, şu nokta ve şu nokta. Çimlenme noktaları. Deliklerden biri daha yumuşak. Kolayca delinerek suya alınabiliyor. Her bir meyvenin kabuğu eşsiz ve taklit edilmez harikalıkta. Meyve kabuklarındaki sanatı inceleyen yüzlerce kitap ve makale var. Hepsi kabuklardaki sanat ve gizemi araştırıyor. Bunlar bizim gıdaları sarıp sarmaladığımız kutular. Alüminyum, kağıt, karton, plastik. Bu basit malzemeler için bile tasarımcı, mühendis ve fabrika gerekiyor. Bu pitaya. Dünyanın bütün pasta ustaları bir araya gelse, en büyük kimya bilginleri toplansa, yıllarca çalışsalar bu meyvedeki sanat ve içeriği kopya edemezler. Tek bir hücresini bile yapamazlar, yapamıyorlar. Bütün sır bu minicik çekirdeklerde. Karanlık toprağa atıyorsunuz. Hızlandırılmış hali böyle. Zamanla olgunlaşınca bunun bir mucize olmadığını sanıyoruz. Bunu tanıdınız mı? Rambutan. Peki bu? Longan. Bu mangosten. Bunlar tropikal meyveler. Allah'ın kudretiyle, bir çekirdekte yarattığı mekanizma ile imal ettirip bize ikram ettiği mucize nimetler. Kapkara ve bilinçsiz topraktan. Bir çileğin oluşumu. Bu mucizeliği fark etme işimizin en önemli nedeni şu. Varlıkların doğası nedir? Zamanın ilerlemesi, saatler, günler geçmesi, her varlıkta yıkım ve bozulma demektir. Bir bina gittikçe sağlamlaşmaz. Zaman ilerledikçe enkaz oluşur. Molozlar, insan eli değmeden renove olmaz. Saraylar meydana gelmez. Olgunlaşmış bir meyve bize topraktan sunulur. Sunulduğu zaman o meyvenin yenme zamanıdır. Yenmediğinde hakkımızı kaybederiz. Meyve aslına, yani topraklaşmaya doğru yolculuğa başlar. Bozulma ve çürümelerde sanat eseri oluşmaz. Sanatkar gerekmez. Tesadüflerle, rastgelelerle bir derece açıklanabilir, normaldir.
Şöyle bir illüzyon var. Bardakta kırmızı toplar var. Sonra içinden mandalina çıkıyor. El çabukluğuyla göz fark etmiyor. Aslı şöyle. Gerçekten illüzyonsuz bir şey yapsa mucize deriz. Ama bir çekirdekten bir meyvenin oluşumu tartışmasız bir mucizedir. Normalde zamanın ilerlemesi çürüme getirmesi gerekirken öyle olmuyor. Tohum, kendisine biçilen rol için bir kudret eliyle değişim geçiriyor. Yemek kaşığı, sapı yapılırken insan eli gözetilmiş. Elin rahatça tutabileceği bir yapı tasarlanmış. Kaşık kasesinde insanın ağzı ve ağız büyüklüğü göz önüne alınmış. Çukur hacmi bir defada ağza alınıp çiğnenebilecek bir miktar hesap edilmiş. Bunlardan hangi sonuca ulaşıyoruz? Kaşık imal edilirken insan ve insanın yemek yeme kolaylığı göz önüne alınmış. Bu bir portakal aromalı gazoz. Üretilirken neler düşünülmüş? %1 portakal aroması, %8 şeker, ne az ne de fazla, %0.5 asitlik düzenleyiciler, pH dengesi ve lezzet için, 1000'de 1 yapay renklendirici, miktarı 250 cc, mililitre, bir insanın bir defada bitirebileceği ortalama miktar, şişe ağzı bardaksız da içebilmek için tasarlanmış, şişenin şekli elle tutmak için ayarlanmış, portakal aromalı gazoz imal edilirken insan ve insanın damak zevki hedef alınmış. Ölçüler karışsa mesela %1 şeker, %8 aroma olsa kimse bunu içmez. Topraktan bize sunulan her ürün biçim ve amaç bütünlüğü taşıyor. Hepsi birer başyapıt. Portakal aromalı gazoz ile tüketici arasında bir ilişki var. Aynı ilişki bizimle meyveler arasında var. Meyvelerin vitaminleri ve besleyiciliği ile vücudumuzun, midemizin ve fizyolojimizin ilişkisi var. İnsanın yaşamını sürdürmesi buna bağlı. Hepsinin farklı, özgün bir tadı var. Elmanın tadı farklı, portakalın farklı, armutun, kirazın, çileğin farklı. Bu tatların dilimizde bir karşılığı var. Şekeri ne az ne çok, tam bize göre. Dilimizdeki tat reseptörleri ile meyvelerin içeriği arasında ilişki var. Her meyvenin farklı bir kokusu var. Hiçbir parfüm fabrikası bu kokuları üretemiyor. Kokuları burnumuzda algılayan reseptörler var. Kokular beyne ulaştığında limbik sistem, insan ruhunda hoş duygular meydana getiriyor. Kapkara toprakta koku ve parfüm uzmanı kimyagerler mi var? Hepsi birbirinden farklı, göz zevkimizi okşayan alımlı renklere ve tasarıma sahip. Gözümüzü okşuyor, ruhumuza hitap ediyor. Meyvelerin büyüklükleri de ayrı bir sanat. Her biri içeriğine göre, yenme biçimine göre ayrı bir hacme sahip. Üzüm tanecikleri ne kadar muhteşem bir tasarım şaheseri. Nardaki sanat, mandalinadaki dilimleme sanatı, damarlar. Resmini yapmak için bile usta ressamlara gerek var. Tüm bunlar insan tabiat, insan doğa arasındaki mutlak bağıntıyı, mutlak korelasyonu bize gösteriyor. Hepsinin işaret ettiği nokta şu. İnsanlar ve diğer canlılar hepsi Allah'ın yarattığı birer sanat eseri. Hepsi uyum içinde ve hepsi bir diğeri gözetilerek yaratılmış. Bize bir içecek ikram edilse teşekkür ederiz, minnettar oluruz. Teşekkür etmek bir medeniyet ölçüsüdür. İnsanlık belirtisidir. Bir meyveyi dalından koparırken, yerken, onu çamurdan yaratan sanatkarını görmezden gelmek, insani nezaketle çelişmez mi?